Assalamu alaikum. Kitap okuşmun biri, avlatla torbetiga hoş geldiniz. Benim ismim Nuriye Rahman. Ben hazır Gretsiyanın Antiparos Arlı'da, yani biz tırdığan Paros Arlı'nın karşısındaki bir aralığı geldim. Hazır danlık yazgıçımız merhum Ahat Turdi'nin Seyringüldük Oylu'daki kişiler degen temide yazılgan bir yürüş eserlerden danlık şairimiz merhum Teyipcan Eliyev'ku beğişlenen eserini okuşunda anlaştırımız. Men deniz sahildi boğaşka etrapta ancı mınçı ademle meniyip ötüdü. Şu aşka sel deniz sahildin jirağraq ya kilip okudum şanadı bu yanı ademle. Bapkası acıp emez endi ya. Hoş. Teyipcan Eliyev edebi hayatımızda yüz bergen küçük gene yeniliklerimi herkes nezerden sakıt kılmaydı. Bundaq yeniliklar şairini hayacanlandırdı, hoşal kaladdı. 1988 yılı May ayının ahırda Teyipcan aka koroda men bilen uçuruşup gelip Tarım Jurnalının şu yıllık 4-nji sanda ilan kılıngan cemiyette heli küçülük inkas kozgıgan Hayır hoş 9 günlük makan namlıq Hekayem doğrusu da söz içip kaldı. Hekayeniz ne deslep görmektiken ben. Cemiyetki inkaslarını anlap, kızıkıp okup baktım. Hakikaten beni mi kızıktırdı? Hayatka hili işkirlep kırıpsız. Anlasam bazıları özü gip ketken okşaydı. Bu mu yakşı bolğanı? Bir eser ilan kılıngan demkin ya içiştirmişse, ya kıçıştırmışsa onun ijtimai önümünü ne mi deyiş gerek? Menimce kim özüge algan bolsa, hoddi kıçışkan yerde bürgü bar, degen de kep boludu. Oğu, şundak Teyipcan aka. Dedim, men şu çağlarda bolup atkan gep sözlerini kıskıcı tüşendirip. Lekin bazı emeldarla özünü koyalmay kaptı. Hekayi üstüden xeyli yerlergece erz şikayet kılıp, hoddi meni bir ners kılveti digandak elpazda iş kılvetip demiş. Qoladın kelse, muşu iş üçün sizni sot meydanıgı bir tartıp çıkarsa yaxşı boladdi, dedi şair bir dınla ciddi tüs elip. Şu çağda manı biz ahlıqıcı bolup, edebiyatının nemelikini düşenmeydiğan, ediyisi konu qilipdiki aşında qatmal ademler bilen yüz mü yüz söz işetdi. Bir yazgıcı ijtimai turmuşdiki aşında çirik illetlerini mu paş qilip yazalmısa, onu qandaq mu devirnin vicdanı digilip oludu. Edipnin en yüksek vazifesi fakat hakikatnila emas, belki hakkaniyetni tasvirlash boludu. Meyli ayrım ademler nemi des de versin. Siz xalqnin ko'nglidagi gapni qildingiz. Hakikat siz tarafda. To'g'ri. Teyipcan aka to'g'ri aytdi. Yozuvchi har qanday vaqtda hakikatni, hakkaniyetni yozish kerak. Bu gerçe asan bulmuşsun mu, ama icatkarlık herkiz mu tirikçilik emez, belki sennetkarlık. Edebiyat ezeldin şöhretperestlik bazarı emez, belki mertler meydanı bulup gelgen. Rivayet kılınışça, kadimde bir memleket şundak güllep yaşnap beyip getipti. Bir günü onun padişahı bundak bayağı şatlıktın endişeye düşüptü. Men bir ömürü cedimini tikip berpa kılgan bu paravan devlet mengü bir xatar boluş gerek. Hiç kim onunğa zarar yetküzmesliği lazım, dep oylap. Şu hiyal bilen o uykuğu ketken iken. Çüşü de devletini su basıdu digen haibdin avaz kepti. Şunun bilen padişah cakarnam çak. Çağırıp, paytaxtıge halk şekillik puhta toğan saldırıptı. Degendek uzak ötmey, kelkün kepti. Su toğan boyu kötürlüptü, ama toğan igiz hem mustekken bolğaşka kelkün suyu yemir elmepti. Vahalanki hiç kim oylumağan bir iş yüz beripti. Pekat küçükkine bir çaşkan toğanın bir yerini teşip koyuptu. Ve şu erzimez Töşükten çıkan su bara bara olguyup, ahire toğanını büsüp getipti. Şunun bilen padişahının bayaşat döleti berbat boptu.
insaniyet yaralganının beri kuruvatkan binamı, buzuvatkan binamı dəl mışı zimin. Onu yalğız yavuzluqla əməz, bəlki çirikliq, münapıqlıq, mənpətbərəslikki oxşaş bir qaraşda yavuzluqa oxşaşmaydıqan, əmma mahiyyeti yavuzluq bulmuş insani illətlər namı bozuş təbi. Şuna bugünkü ədəbiyyat və sənət tili bu həqdə dadıl sözlüş kerek. Əmdi mən ədəbi mühitinin yaş icatkarlarqı bolğan ғамхурана мунасивдини көрсөтүдөгөн бир вакыйганы айтып өтүп кеттик. Атаклык шаирimiz şu пайтларда шеирийетке эмдиле кирип келип, өзлөрүнүн ижади дадылыгын, үмүт экенлигин намаян кылып аткан яш шаирлардын хошаллык натыйжаларга эришип атканлыгын бекме сөйүнөт. Шунун менен улардын шеирийетимизге эң аһаң, эң рух, эң mana elib kelib atqanlıqını, zamandaşlarımızın arzu ümitleri, dert həsrətlikni səgəklik bilən idrak etib, təsirçan, həqqani, poetik obrazlar yartıb atqanlıqını zor xoşallıq və təxir bilən tılğı elib, nəmunilik əsərlərini yüksək bahalıqan idi. O bir günü Tarım Jurnali təhrir bölümüge Nur oğlunun naqşısı namlıq bir maqalını elib kirgəndə mondaq degen idi. Jurnalimizning yaqinqa sallarda bir münce yaşlarının şiirlerini körüb bəkmi söyündüm. Bunun içi de Erkin İbrahim bilen yeni sarlıq kız Gülbahar'nın şiirleri alaydı ikken. Şuna bu təsirat maqalısını yazdım. Meningçe şagird, cavahir, ustaz, ghevvas degen gap bar. Cavahirlar deniznin astıda yoşurun bolğanğı oxşaydı. Hakiki talantlar mı xalq arsıda körünmək yürüdü. Şunu biz ghevvas bolup onlarını tepip çıkışımız lazım. Bu cihette jurnal hakikaten mi ghevvaslıq rolunu oynavatıdı. Biz şairinin Nur oğlunun naqşısı namlıq maqalısını körüb tezla şu yıllık 5-ci sanğı orınlaşdırdıq. Bu maqala Tarım Jurnalının 1984-ci yıllık 3-ci sanada elan kılınğan 21 yaşlıq Erkin İbrahim'nin Nur oğlu mən qatarlıq bir yürüş şiirlerine berilgən baha idi. Şiiriyet sepimizge yeniden kirip kelip atqan bazı yaşlar özlerinin icadi izdiniş cahatiki coşqulluqi. Dəsləbki qədiminin xeylili puxtalıqı bilən kitabxallarının alahide zoğunu qızğımaqda. Dəb yazğan idi Teypcan Eliyev maqalısıdır. Biz şunu xoşallıq bilən görməkdimiz ki, şeiriyetimiz səviyyəlik yin əvlatlarının iştirakı bilən barğan seri yin qiyabətki qıravatıdır. Bu, bəzilərinin şeir köpüyüb kətdi, məzisi qalmayvatıdır digən əyibləşlərini rədd qılmaqda. Şeiriyetimizin tərəqqiyatıqa ümit varlıq bilən qaraş lazımlıqını dəlillimekdə. O, nurğa, quyaşqı baqqanı da özünü bəxt nur bilən pərviş qılıvatqan dəvrigə, quyaşlıq vətinigi bolğan muhabbət küyini və nur oğlu mən digən iptiharlıq sadanı yanırtış bilən billə, öz hayatını nuranı dəvir və onu vətininin pərvişigə layiq mənilik qılıb ötküzüş iradisini cakarlaydı. Mən bilimən, nur ne şundaq müqəddəs, yoruqluqqa, hayatlıqqa zoqlanıb, bəxtlik mən iqib kətsəm yoltuzdək, bər zərriçə yoruqluq çeçib, nurlanıb. Axırda yenə şundaq degim kelidu, keyinkilər burunqılardan ötüb keçiş kerek. Ondaq bolmasa tərəqqiyat bolmaydı. Teypcan aka talantlı, şöhrətlik şairi bolub da qalmasdın, yenə zoqmən kitabxan edi. O klassik şeiriyetimiz, cungu və çətəl şeiriyetini oqub, tədqiq qilish bilən bir vaqtda yenə ədəbiyyatımızda meydana gələn nəsri əsərlərini, bolubmu jirik əsərlərini qoymay oqu etdi. Və bu haqdiki köz qaraşlarını uçuq aşqarı eytatdı. Dəl şuq etim mağa yenili nəşəbdən çıqqan untulğan kişilər namlıq romanım toğırsı da mındaq dedi. Romanınız ne
nansende dem elevetip okup çıktım. Mağa yaktı. Tünce yirik əsrınız buluşuğa karmay muhabqiyyatlı çıkıptı. Bu haqda Abliz Nasiri bilen mi fikir almıştırdı. Bəzi bablarını qayt-qayt okudum. Romanınızda mən anlamağan 32 söz var ikən. Astığı sızıp koydum. Gerçi həmisi yerlik sözler bulsun mu, lekin ədəbi tilimizni beytidu. Tıl cəhətdə xeyli izdinib, əcir qıpsız. Əlbəttə, bəzi yerlərgə fikrim mi çıxdı? Bu haqda keynirək təfsili bir parça nərsi yezib, özümnün fikir və təsiratlarımını bildiriş niyetim var. Onu şu çağda körüb baqarsız. Hazır sizgə eytidiğinim, tüncə qədəmini əndə bastınız. Məğrurluqdan, kibirdən saqlanın. Adam köp vaqtlarda muşu cəhətdə kətküzüb qoydu. Məndəm o, bunun açıq savaqları var. Özünü həmişə üç marcallarga oxşdıdığan adam cəzmən kömülüb qelişdən qorxudu. Şuna qadi işini, özünü maqtaşını yaxşı gördü. Bu bir ruhi illət. Yaşlar, bolub misilər, otur yaşlıqlar bunundan həzər əylənlər. Adam kemter, kiçik bir il bolğanğa kiçikləb getməkdir. Bu cəhətdə Zununkam bizdən yaxşı ölgimiz. O kiçik bir il pəzilətlik adam. Biz onu doğru yalmay ketibatımız. Köyümcan ustasının aşıq etimliq, yıqımlıq sözleri, kızğın ümidi, uluq adamlarga xas səmimi nəsiyyeti hazır mı qılıqımda caranlap durubdu. Mən Ustaz Teyipcan Eliyov bilen 1988-ci ili küzdə Beijingdə içilğan Cungu Ədəbiyyat Sənətçilərinin 5-ci növətlik məmlikətlik qurultayığa billi qatnışış şərəfiqi müyəssər boldum. Bu çağda şairinin salamətliyi yaxşı bulmuşsumu, əmma ruhi kötürəngü, kəyb çax idi. O yığın cəryanı da mən və İmin Əhmədi qatarlıq şair yazğıçılarını yetələb yürüb, paytaxtdiki Wangming, Aiqing, Tianjin qatarlıq məşhur xənzu ədiblər bilən uçraşdırdı və bizgə bu kişilər bilən tonuş qoyunlar, keyinki ədəbi həyatınlarda paydısı boludu, dəb tapılıdı. Şair Beijingdiki yığındın salamətliyi tazı yaxşı bolmay qayıtdı. Biz qayıtıp gelib, iki gündün keyin, mən işqi beriş üçün ətdigəndə huyluq çıxsam, şair üçüncü qəvətdiki öyünün balkonudu ikən. Məni körüb çağırıb, mən ət ögün doktorxanıdı yatadığan dəktoru mən, dedi məyus avazda. Sizning heliq romaningiz to'g'risida birer parça maqal yazish niyatim bor edi, ammo salomatligim yar bermedi. Shundoq bo'lsa-mu, sizga bir parça uch xat yozib fikrimni aytdim, ko'rib boqarsiz. U shu gaplarni qilib orqaga yondi va hayol o'tmay yana balkonda paydo bo'ldi. Qo'lida 2-3 varaq qog'oz bor edi. Mana emsa tashlab beray. Dedi şair, qoladaki qağasını pükləb. Yoldu manğaş körüb biqan. Bəzi fikirlərimdən paylansınız boludu. Cəzmən şunda qılış kerək edi, demək cəməs mən. Mən xətni aldım və şairinin əmdi kötürlüşki başlayan quyaşının qızxuç nuru bilən rəngdib kətkən sulğun yadanqı çırayıqa bir bəs qarab durub andın yolumqı mandım. Amma onun kesel azabı da nimcat bulup kalan natıvan kıyabıdı, köz aldımı kelip elip, demekim bəyini kalempur səpkendek içişip getdi. Mən şairinin muşunda qaletti turup mu, öz ləvzigə əməl kılıp yazgan 45 yıllık yalqulluq icadi hayatıdaki ahırqi Təvərrüb əsər bulub qalğan bu bir neçə bətlik xətni təqqazalıq bilən aldırab açdım. İnim əxət durdu. Untulğan kişilərini oxub çıxdım. Bu əsər məndə xeylili untulğusuz təsirat qaldırdı. Aldı bilən şunu deyim ki, əsərinin tili bir qədər pişiq işləngən.
Диалогларның көпенчесе персонажларның индивидуал характерыге, тараҡият мәнтиқисегә уйғын. Ишке хисиятлар тасвиридә хилила шиири көй бар. Ипадлаш иқтидары күчлек болған бір қысым ярлик шевелернің орынлық жари қылынышы әсәрнің ярлик хедіні күчәйткен. Әдәби тіліміз мұшындақ ізденішлер есабыға бейіп барыды. Әсәрнің сюжет құрылмысы му хейлі қызықарлық, драматик долқынғы иге баплар му аз әмес. Бір қанча мойым персонажларының қияпті хейлі жанлық сызылған. Құтлық әтәнді, Батур, Назакет хеним, Хапыз Қожа қатарлықларының бір қанча драматик тоқынышлар жәрияныдекі ой қиял, сөз, ұсул, тәдбір, әрекетлер арқылық гәбіленген характерлері хейліла әсті қалғыдәк индивидуалыққа еге. Кішік бір тарихи эпизод арқылық мұ әхметі чоң тарихи сабақ образыны яратқылы болуды. Бұндақ образ өтмішнің картинесіла болып қалмай, кәлгісі үшін мұ реал әхметке еге дәстүрлар тәркебеге кіреді. Шөбесіз ке, сізнің әсіріңіз мұшындақ амылғы еге. Әсірді құтлық әпәнділер еңілді, лекен оларның рухи еңілі қалып. Бұндақ рух еңі дәвірімізді өзінің қадір қымметіні тапты. Өз вақтыды өлген, әмді тірік қалған Хапыз Қожалар ләнет нәпрәтгі көмілді. Лекен тарық еңілі шәклі өзгерген тәкірарлынышлар білен толған болуды. Алайлы құтлық әпәнді типедегі бір қысым кішілерінің еңі дәвірді мұ, тоғыры түшінішке ерішелмей қарланғалықы. Бұ жәетті Хапыз Қожа типедегі шәқсілерінің нәқәдер рәзіл ролларының ойнығалықы әмеге мәлім пақыт қу. Тарихи темедегі әсәрлерінің реал әхмейті бізді бір мәзгіл өтміштің сөз ішіп, бүгінгігі хүкім қылыш деген бәтнамларға қалған еді. Шүкірі, азыр біз бұндақ әбләқләрче, әхмәқләрче білжірлаш, қалтекләшлерінің дәрдідін хилілі құтылып қалдық. Чыллыққа, сән әтке садық язғучи бұндақ білжірлаш, қалтекләшлер вәхімісі білен есаптышып олтырмайды. Лекін мән бұ әсәріні оқыш жәрияны да, бәзі көрінішлердің, персонажларының бәзі әрекет қылықларыдың көңім ғаш болған ерлерімі болды. Мәселен, Чилтенлер намайышы құтлық әпәнді шұғылыныдыған паалият болмастықы керек еді. Чүнкі мұшы дәвірдегі зиялыларының бір мұхим құсусы етті, ашықыл құрапи адетлердің жергінішті алахиді гәвділінді. Шуңа Чилтенлер намайышыны ұйыштұрыш бұ қыл адамдар характерге яд. Зор мұзор чапланған қылық болып қалған. Батур хаққаният іздейді. Адалетке тәшна. Шу елларда пидакарлық білен күрәш қылады. Лекін о, надалықы сәбәбідің өзінің мұшу түп құсусетіге зіт әрекетлері білен шұғылынуды. Бұны әлбәті түшінішке болуды. Лекін әсәрді оның бәзі қылмышлері. Мәсілен, Хапыз Қожадың үч іліш мәқсіде оның сыңлышсыға чықылышы бәк ішіп кеткенлік әмәс мұды? Бұнда қышлар білен шоғылындыған қақырмаларға азатлық үздік үшелері әгәшмісі керек. Менің бұ үкі мисалыны кәлтұрышымдегі мәқсет, әсәрді вәқәлікнің тәрәқияты жәрияны да персонажларының өзіге қас характер мәнтиқісіні әргіз ұнтышқы болмайды қалықыны тәкітләштін ибарат. Ұнтылған кішілерді бұ ноқта бір қадар ұнтылып қалды мұ қандық? Бұныңның башқа бәзі қахрамаларының характері паалиетті чолта. Мәслен, Назакет хеним оқырмен толық түшінішке, жидді тоқынышлар ішіде жықырақ көрішке тәшна персонаж еді. Әпсіз ке, бұ тәшналық қандырылмаған. Мән бұ чолтылық оның образыға дәхлі еткізген деп қараймын. Мән әдеби тәнқичі қатарға кірмеймін. Болып му проза әсәрлері хақыда кәсіп әхліге хас пікір берәлішім тихімі қиын. Лекін
Əsərini bir qeytim oqib çıxış jarayanı da məndə yuqurqidək təsirat qozğaldı. Bunun üstigə sizmi məndən fikir sordunuz. Şuna bu xətni yazdım. Xət arqılıq untulğan kişilərgə bolğan zoqumni izhar qıldım. Əsərinin nuqsani toğırsıdiki fikirlərimni tənqidi muhakimi qilishimizni ümid qilaman. Sizgə ijadiyyətdə yenidin yeni muvaffaqiyyətlər tilayman. Salam bilən Teyipcan Eliyov. 1988 yılı noyabr. Xətni oqub xoşal boldum, söyündüm. Kişilərdə Qızılgül hər qancı çıraylıq bolsunmu, lekin o bərginin kötürüb turuşuğa muhtaj degen gəp var. Dərbaqı, bərginin əcri bilən Qızılgüldün güzəlliki namayın bolalaydı. Xudu şunundak ədəbiyyatımız mı, pişqədəm ustazlarının keyinki şagirdlarını yetdəklişi, qollışı və asırışı bilən gülnündüdü, ronaq tapıdı. Hər bir ədəbi cəryan öz muhitada özünün münasib əvlatlarını yardıdı. Bir-birgə oxşaşmağan yarqın şəxslərini payda qıladı. Onlar özüdün burunqi mürəkkəb muhit və əvlat uslublarını öyünüdü, davamlaşdırdı, beytudu, yenilaydı. Əlbəttə, icadi təsir, tradisiya, köpqırlıq, mürəkkəb cəryan. O, toğrudun toğra ustazlar təcrübəsini özləşdürüş, davam ətdürüş şəklidim. Ustazlar bilən bəs münazirə şəkildim, buluşu mümkün. Mən yeni ədəbiyyatımızın asasçılarının həmmisini digidək körüş, onlar bilən həm söhbət buluş şərbiyə müyəsər bolğanmən. Onlar arsadiki kimlər gidur əgəşkənmən, kimlərini dur ustaz tutqanmən. Bu, ədəbiyyat sepigə kirib gəlgən tüncə qədəm igələri üçün təbii haldır. Bu ustazlar biznin əvladını özlərdən yıraq tutmaydı. Biz bu sənətkarlarının icadi mülaqətlərigə həmişə təşna edik. Biznin közümüz ustaz ədəblərinin közüge köp düşkən və aşı közlərdən nur alğan közlər edik. Özüdün keyinkilərinin əsərlərini oqub xoşallanış və mübarəkləş. Əni şulardın qalğan yaxşı miras idi. Şeir yürəknin paklanış vasitəsi. O, insanını idrak etiş və hiss qılışqı ündəydi. İnsanın mənəvi dünyasını kengaytdı. İnsandakı estetik qaraşlarını tərbiyeləydi. Teyipcan aka öz təbiyyətidən alğanda xuddi şiirlərdək lirik, qovnaq həm çaxçaxçı adam. Biz bu fəzilətlərini onun geziş jurnallarda elan qılınmay, kişilərinin xatirisində, ağzıda və lətif çaxçaqlarda saxınıb kelivatqan bir türküm qızıq, cəlibqar, dostana şiirlərdə uçuq görələyimiz. 1979-cu ilə 10-cu ayda Beycingdə içilğən Məmləkətlik Ədəbiyyat Sənətçilər Qurultayı vaxtıda bir günü kəşki ziyafətdən keyin bir ataqlıq musikant Teyipcan Eliyovdan ayrılışqı köz qıymay, onu özünün yatıqıda qondurub qalıdı. Onlar birdəm çaxçaqlışıb, paranlışıb yatqandan keyin musikant Tesla uyquğa ketidi və nəri tartqandak saz xorəkni başlaydı. Teyipcan Eliyov xorək dəstidin zadılı uxlayalmaydı və keçicə şiir yazıb çıxıdı. Bunun içi də muzikantının xoriki haqqıda mundaq bir şiir müpütüdü. İy xudaya xorəkni yaratqansın nemişqa, xorək tartqan bəndəni yolatmığın beyişqa, uyaq tatsa xorəkni mən qaptımən azabqa, əxmək bulub kirəmdi mən uyaq yatqan yataqqa. Axşimi boş tartıdı, keçsi qoş tartıdı, özü tartqan xorəkni başqalarga artıdı. Burun deyən uluq nimə, yəl mağmısa
quruq nima? Yelmamagan burunni chiroylik burun dema. Qamlashmagan usuldin qamlashgan sama yaxshi, yelmamagan töşikdin mıq ötken kama yaxshi. Azgalmekin deptimen ikisi tüşken orakni, körmeptimen ömrümde bundak mudiş korakni. Deydi her kim anlasa bu teyipnin koşki, onlansılı bolatti burunnan işki töşki. Karanla, bu hessiz şiirini okuyan adam nime degen rahatlanıp külüdü, he? Bundak külkiden ruhi küş kuvvet doğuludu. 1975-yılı 9. ayda Teyipcan Eliyev Beijing'a Kızıl Çırak kinosunun nakş tekstini işleş üçün barıdı. Bu çağda Beijing'da memleketlik asallık millet nakşı muzika körükege katnışıvatkan ataklık nakşçı Abdülkadir Abdullah, talantlık muzikant Abla Hamutlar mı Teyipcan Eliyev bilen bir mehmanhanı diyatudu. Bir günü Abdülkadir Abdullah bilen Abla Hamut kızıqçılık kılıp bir parça şiir yazıdı. Andın Abdülkadir Abdullah koşni yataktaki Teyipcan Eliyev'ka telefon berip, ustaz Teyipcan aka, men Milletler İnstitutu'nun okuguçısı, bir şiir yazgan edim, sizni anlap tüzütüp berermikin de telefon berişim, deydi. Ve avazını özgertip tövendik şiirini okuydu. Başları da müngüzü bar töt putu ala, tellerini uzun çıkırıp burnunu yala. Bir köşek samanını yap yoldun mu kala? Kuşuldaydı, puşuldaydı, özü bir kala. Teyipcan Eliyev bunu anlap biraz tinir kaydı. Kimlikini tası bilmey. Kim bolu söz hoy, çarvıcı mı siz neyme? De çak çak arlaş soraydı. Şu çakda Abdülkadir Abdullah özün tutalmayı külüp salıdı. Şair bunu bilivelip ardın 10 minut öter ötmey Abdülkadir Abdullah'a telefon berdi ve ''Elki şiirinizni tüzütüp koydum, anlap biqin'' deyip bunu bir köpte şiirini okuydu. ''Elvidai rahmetlik, ak matağa yögeklik, Hudayim bersun cennettin yet tahta zedeklik.'' Hatsi çüşlük tamak vaxtı da Teyipcan Eliyev'nin tamak şiiresine bir münce artistler oluşu alıdı. Onların birisi Abdülkadir Abdullah'ını çakırdı. Teyipcan Eliyev mundaq deydi. Heliki telefonda okuğan şiirim tazı yakşı bolmaptıken sizge atıp yeni bir şiir yazdım. Mana anla biqin. Et yazda küyü çüşken cugasın, çarşembide cınlar bilen billesen, Hudayim ata kıptı koş süpet, o bolsumu hem saran hem tögüsen. Töge Abdülkadir Abdullah'ın koş lakımıken. Hem meylem paraklap külüşüdü. Şu çağda Abdülkadir Abdullah, toğra özümünü çağlamay çoğun şair bilen şiir yazışkandıyken saran bolmay ne mi men? Deydi. 1981-yılı Teyipcan Eliyev Şanghay'da davalını vatkan Varızcan Turduğa dostluk heti yazıp nahayeti çıraylıq misallarını tüzüdü. Hem bunu nakşı usul ümikinin beğideki bir derek kötüge de oltırıp bir neçe artısı okup berdi. Şu çağda bu yerge Hüsencan Cami kelip kalıdı ve Teyipcan Eliyev'ka ''Odaş, Varızcan'a mendin mi salam eytip koyunlar?'' deydi. Şu gep bilen Teyipcan Eliyev xatının ahiredeki ak kalgan bir neç kurğa dakika işçi de mundaq dep yazıdı. Yazar gepim köp idi, tügep kaldı bu bet mu? Salam etti Varızcan, Hüsencan digen set mu? Teyipcan aka hemişe hoşal hem oyun külkü bilen yürettdi. Tolumu çıraylıq hem mənili külettdi. O katnaşkan çok küçük sorunlarda latipi eğitiş, külkü çakçak, nakşı muzeki digerler evcik çıkarttı. Kişiler onun bilen gün boyu oltursumu zehir kişiyiz kılmaydı. Manı bu hoşal ademge bütün alem hoşal görünüdü digen hikmet idi.
1967-yili idarimizdeki xizmet grupsi Teyipcan İliyov, Adikerim Hoca, Pettarjan Muhammedi qatarlıq bir türküm adamlarını inqilabi qoşundan ayırıp Ulanbaydaki 7 may kadırlar mektebine emgekke düşürdü. Şu çağda ular Ulanbayga çıkıp maşinisinin yük taqlarını düşürvatkanda Pettarjan'nın çaydını çekilip getirdi. Pettarjan kardın çıkan çaydanığa qarap məyüsünüp durganda Teyipcan İliyov dərhalla çıkıvıduk meydanğa ziyan boldı çaydanğa, ziyan bolsu bolmamdı Pettar degen şeytanğa degen bir köpti çeyirini okup hem meylenni küldürüp etidi. Ular iğir emgek, yalğızlık ve buruhtum turmuşini ani şundaq şiiri yezish, qoşaq toquş, bir-birige çaqçaq qilish bilen yeñip bargan idi. Teyipcan İliyov'nun keyingi kunlarda Pettarjan Muhammedi to'g'risida o'qigan bir qism şiirleri Ulanbaydan halkıp idarimizgacha yetib kelgan idi. Keyin bizmi onu yodlab olib bir-birimizga aytib yurgan edik. Qo'lida qo'ychi tayiqi bar, qo'ynida qo'yning mayiqi bar. Rezinkidan ayiqi bar. Pettarjan'ı gördünler mi? Koltuğda otunu bar, Logay düyde hotunu bar, bir yıl bolgan sopunu bar, Pettarjan'ı gördünler mi? Sunup ketken yınlısı bar, çoğulup ketken şınlısı bar, Şimigo'da sınlısı bar, Pettarjan'ı gördünler mi? Közüde yekbay aynıki bar, Cuğusu sunuk çaynıki bar, Kasmaqlaşkan köyniki bar, Pettarjan'ı gördünler mi? Biz Teyipcan İliyov'nun nurgun şiirlerinden, cümleden kişilerin hatirisi de saklanıp kelebatkan yukarıki şiirlerinden onun tasviri sen'atke bekmi yıkıllıkını, onlardaki rengdar okşuduşlarının kişi onuda goya güzel suretlerdek namayen bulduğalıkını körp alalayımız. Onun şiiriyetindeki yeni bir uluq pəzilet, saddılıq, çoğunqur his hayacan ve oy fikirlerinin nahayeti addi sözlerge sındırıb etilgenlikedin ibaret. Bu haqda xotellik şair Rozi Qadaymu özünün bir şiiride şairinin insani xisleti ve şiiri xisleti toğırsı da nahayeti meğizlik qilib mundaq yazgan idi. Xislet deyse şunu degilik, sına layti avam könlüge, yumurğa bay, küçük gep bilen, addi gınıtıl yenik vəznide. Çoğ temini aça layti o, az koplit, azla gep bilen. Şairi özümü bir qitim şiiri til toğırsı da mundaq degen idi. Çoğ ve mürekkep nerslerini addi sadda til bilen ifadeler bergeli boludu. Kalibni lerzige salgan his tuyğularını ifade kılış üçün debdebilik, acayip, harayip sözler şart emez. O kütkül şiiri icadiyeti de özünün en şu sözüge emel kaldı. Onun şiirleri ravan, yengil, xalq könlüge yıqın boldu. Şun onun icadi ölmez misraları xalqımız yürekide qanğı oxşaş tinimsiz aylınıp naqşı gəzəl bulup yaşap gelmekte. Xoş, bugün maqalını müşəkic oxub berək. Həmin oxub etdi desəm. Tek uzarıp getirdiğim de kılamdı kaldı. Hem de şiirle toplamadın, aldı da degen şiirini oku berey. Ey güzel, kadrını bil, baş egme altın aldı da. Harlıma altın boyun ne, sahtı durdun aldı da. Sen idin goya kızıl gül,
Әсли бұл-бұл ашқи, Кім ічін майды шу гүл Хар болса қозғын алдыда. Кім мұхаббәтні ұйын чақлап Күлішні іздесе, Күлкегі қалғай өзі Әттаки маймун алдыда. Ләйліні сәттәп мазақ қылғычының көзі бөлек, Лекін ұндың өзге болған му Мәжнун алды да. Болмысы герчі меғіз, посты ұның әхләт шақал, Худды шу нәрсінің шәклі му мәзмун алды да. Айлын армиш дейві му зыба сәдәмләр джинсіге, Лекін инсани мұхаббәт Хәс-у мәл-ун алдыда. Чин мұхаббәт құдриті алдыда мәғлуп сақтылық, түлкінің сақ қалмығы мүмкін му кәлкін алдыда. Хош, бүгін мүшіншілік оқ берей. Әң ақырқы бөлімні келер қетімліқ аңылшымызды оқ берімі. Мақұл әмісі. Аман болуң. Хайр хош.